Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han'ın büyük gayretler içerisinde olduklarını hatırlatmakta fayda görüyorum. Asya'nın ve İslam dünyasının iki dost ve kardeş ülkesi arasındaki ilişkiler bugünden sonra da gelişerek devam edecektir inşallah. Join the meeting over there. I can share the PPT's videos, and it's really a thank you so much. Sayın Meclis Başkanım, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri, Sayın Efendi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecektir. As a non-profit organization, Turkish Marriage Foundation is authorized to open educational institutions abroad on behalf of the Republic of Turkey, along with the Turkish Ministry of National Education. Kıymetli kardeşlerim, bugün burada Türkiye'nin temsilcilerini ağırlayan Türkiye Maarif Vakfı, yakın tarihlerde kurulmasına rağmen oldukça kısa sayılabilecek bir süre zarfında dünya markası haline gelmiştir. Avrupa'dan Asya'ya ve Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı okulları, yeni teknolojilerle kaliteli öğretim ve eğitim anlayışının merkezi oldu. Emperyalist ülkelerin uyguladığı, ülkeler içindeki işbirlikçileri ile icra ettiği etnik, dini, kültürel soykırımlardan dolayı Müslümanlar çok acılar çektiler. Hala birçok yerde Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ve baskının devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Özellikle son dönemde Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek, çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değildir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında, yanlarında kararlılıkla durmaya devam edeceğimizi her platformda dile getiriyoruz. Pakistanlı kardeşlerimizin de aynı kanaatte ve kararlılıkta olduğunu daima müşahede ediyoruz. Değerli kardeşlerim, uzak coğrafyalarda bile olsak, bütün müminler kardeştir düsturu ve yaşadığımız yüzlerce yıllık hakiki gönül dostluğuna binaen Pakistan ile eğitim yoluyla da birlikte olmayı ve geleceği birlikte inşa etmeyi arzu ediyoruz. İslamabad başkent bölgesi ve 4 eyaletteki 10 şehirde 27 kampüste bulunan 83 okulda 65 Türk ve 1748 personelle 13 bine yakın öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir Maarif Vakfımız. Türkçeyi en güzel şekilde öğrenen gençlerimizin ülkemiz insanının Pakistan'a olan muhabbetini daha iyi idrak edeceğine ve iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Bugün bizleri dinleyen her bir yavrumuz Türkiye ve Pakistan arasında gönül elçisi olacaktır.
iki büyük medeniyetin tarihi dostluğunu nesilden nesile aktaracaklardır. Değerli konuklar, değerli kardeşlerim, ülkelerimiz ve milletlerimiz arasındaki ilişkinin mayası dostluk, dayanışma, kardeşlik ile çalınmıştır. Birinin başı ağrırsa diğerimizin de başı ağrımıştır. Birinin başı sıkışırsa diğeri yardımına koşmuştur. Kardeşliğimizin temelleri Osmanlı Devleti henüz tarih sahnesinden çekilmeden önce 19. yüzyılın son çeyreğinde atılmıştır. Osmanlı Devleti 1877-78 yılında Rus saldırısına uğradığında Pakistanlı kardeşlerimiz aralarında topladıkları 125 bin Osmanlı lirası değerindeki parayı İstanbul'a ulaştırmışlardır. Çanakkale'de en çetin çarpışmanın yaşandığı sırada Lahor meydanında miting düzenleyen Münevver Allame Muhammed İkbal kalabalığa hitap etmişti. Bir gün önce gördüğü rüyasını aktardığı Çanakkale şiirini okumuştu. Miting günü gözyaşlarıyla sarsılan büyük babalarımız bizlere yardım için gönüllü olarak askere yazıldılar ve uzaklığına bakmaksızın Çanakkale'ye geldiler. Büyük annelerimiz kulaklarında küpelerini hatta parmaklarındaki alyansları bizlere gönderdiler. Ekmeklerini bizimle bölüştüler. Çanakkale topraklarına yardıma gelen Doktor Muhtar Ahmet Ensari Bey'i Türk milleti hiç unutmadı, unutmayacaktır. Göğüs gererek yapmışlar ve milletimize dostluğun, kardeşliğin, kadirşinaslığın, vefanın, fedakarlığın eşsiz bir örneğini göstermişlerdir. Pakistanlı kardeşlerimiz aynı hassasiyeti 1911 yılında İtalyanlar Trablusgarp'a saldırdıklarında da göstermişler. İtalyan mallarını boykot etmişlerdi. Yapılan boykotun İtalyanlara yıllık faturası en az 5 milyon sterlin olmuştu o günkü hesaplara göre. Pakistanlı kardeşlerimiz hemdert olmanın eşsiz bir örneğini sergileyerek insanlık ve kardeşlik dersi vermiş, gönderdikleri yardımlarla İstanbul'da tam teşekküllü bir hastane kurulmasını sağlamışlardı. Pakistanlı kardeşlerimizin bu destek ve yardımını hiçbir zaman unutmayacak ve daima her zaman Pakistan zindabad diyecek ve şükranla anacağız. Tarihimizin en zor yıllarında hiçbir çıkar gözetmeden yapılan yardımlarla başlayan ilişki, milletlerimiz arasında derin bir muhabbet oluşmasına vesile olmuştur. Oluşan bu muhabbete Doğu'nun iki büyük şairi Muhammed İkbal ve Mehmet Akif de şiirleriyle, sohbetleriyle, konferanslarıyla katkıda bulunmuşlardır. O yüzden Pakistanlılar kadar biz de merhum Muhammed İkbal'i kendi şairimiz kabul ederiz. Türk ordusu Yunan mevzilerine taarruz ettiğinde merhum İkbal İslamiyet'in doğuşu adlı en güzel şiirini yazmıştır. Ayrıca milletimizin kutlu gayeye ulaşmak için ateşle imtihan edildiğini anlatmış ve şu dizeleri yazmıştır. Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme. Çünkü şafak 100 bin yıldızın kanı dökülmeden sökülmez. Değerli kardeşlerim, Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türkiye-Pakistan ilişkileri milletler arası ilişkiden devletler arası ilişki boyutunu da kazanmıştır. Geldiğimiz seviye itibarıyla ilişkilerimizin son derecede memnuniyet verici olduğunu ifade etmek isterim. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han'ın büyük gayretler içerisinde olduklarını hatırlatmakta fayda görüyorum. Asya'nın ve İslam dünyasının iki dost ve kardeş ülkesi arasındaki ilişkiler bugünden sonra da gelişerek devam edecektir inşallah. Ülkelerimizin güvenli, huzurlu, istikrarlı bir şekilde varlıklarını devam ettirmeleri insanlığın ve Müslümanların barış ve esenliği için son derecede önemlidir. Pakistan'ın komşularıyla ve uluslararası alanda karşılaştığı sorunlar karşısında milli davalarında Türkiye olarak yanında olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bundan sonra da ifade etmeye devam edeceğiz. Ayrıca 3 ay önce Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Başbakan Sayın İmran Han tarafından imzalanan stratejik ekonomik çerçeve anlaşması da aramızdaki ilişkilerin boyutunu derinleştirmiştir. Türkiye, Pakistan'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır.
Pakistan da Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısıdır. Bizler birbirimize karşı hesabi değil, hasbiyiz. Çünkü biz kader ortağıyız. Sevincimiz, kederimiz birdir. Sağlam temeller üzerine inşa edilen ilişkilerimizin ebediyete kadar esenlik içinde devam etmesini engellemek isteyenler vardı. O sorunu da Pakistan Yüksek Mahkemesi önceki yıl aldığı karar ile ortadan kaldırdı. Pakistan hükümeti de Yüksek Mahkemenin 3 Aralık 2018 tarihli kararına dayanarak 3 Ocak 2019 tarihinde Pakistan Türkiye okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine karar verdi. Verdikleri sağduyulu ve isabetli karar sebebiyle Pakistan Yüksek Mahkemesi'ne, Pakistan hükümetine, Pakistan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, uzak coğrafyalarda bile olsak, bütün müminler kardeştir düsturu ve yaşadığımız yüzlerce yıllık hakiki gönül dostluğu ebedidir. Pakistan ile eğitim yoluyla birlikte olmak ve geleceği birlikte inşa etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Okullarımızın güçlü olan manevi duygularımıza daha muhkem köprüler oluşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Düzenlenen yarışmada Gülşen İstikbal Kampüsümüzden Ordu Devri'nde ikinci olan öğrencimiz, düzenlenen yarışmada Şehzat Kampüsümüzden Ordu Devri'nde birinci olan öğrencimiz, Meclis Başkanımız Sayın Prof.